Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Ol Başşiit'ten öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Uzun bir geziden sonra yine döndük dolaştık. Tekke'ye geldik. Aki gel bakayım gel. Gel aslan parçası. Evlatların hepsi sıcakladılar. Sal beni diye havlıyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben yoğun seyahatler yapıyorum. O yüzden buradaki köpeklerimin bakımıyla ilgili merak ediyorsunuz. Ne yaptınız, ne ettiniz, çiftlik ne aşamada diye. Çiftlikle ilgili hiçbir faaliyette bulunmadım. Eylül ayına kadar da bulunmayacağım. Çünkü çok ciddi bir sıcak var. Buraya peyzaj yapmış olsam bile kontrolünü sağlama şansım yoktu. O yüzden bir dosta, bir ekip arkadaşına ihtiyacımız vardı. Öztürk abi artık ekibe dahil oldu. İlerleyen günlerde ondan da tanışacaksınız. Gerçek bir hayvansever, hatta hayvanseverliği benden daha üstün diyebilirim. Ne yapacağız? Hem bizim evcil hayvan lojistik işlerimizde ulusal ve uluslararası hem de çiftliğimizle ilgili artık kendisiyle birlikte hareket edeceğiz. Bugün de köpekleri ben bir dereye indireyim, yüzdüreyim, onlarla birlikte oynayayım istiyorum. Yine ekibe yeni katılan iki yeni üyemiz daha var. Öztürk abinin köpeği var, Akita cinsi Aki. İsmi de güzel. Aki, gel buraya, izleyenler seni tanısın. Gel bakayım. Gel oğlum. Birazcık lider ruhlu bir köpek. O yüzden çok fazla komut almayı sevmiyoruz. Daha doğrusu en çok Öztürk abiyi tanıyor. Şimdi ne yapacağız? Sırasıyla evlatları salacağız. Biliyorsunuz şans aramızdan ayrıldı. Kaderin durumu iyi. Titan büyümüş mü karar verin. Onlarla birazcık burada bir haşır neşir olalım, biraz oynayalım. Sonra dereye doğru devam edeceğiz. Ekibin yeni üyesi Kütük. Kütük bir Dağıstan Volkodov arkadaşlar. Dağıstan Volkodov ırkı ile ilgili bir ara size detaylı olarak bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Kocapati köpek mamalarındaki ortaklıktan ziyade benim yıllardan beri elinde büyüdüğüm abim. Sevgili Günan Tüzüngüç'ün köpeği bu. Bende kalıyor, kız kardeşi bana ait. Kütük Günan abiye ait ama uzun bir süre benimle herhalde, ya da ne zaman isterse o alacak. Şu an bizle birlikte Kütük'ü size bir tanıtayım. Gel buraya gel. Gel benim oğlum bakayım gel. Geç deli gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel benim oğlum gel. Gel gel. Gel buraya gel. Evet arkadaşlar, Kütük 4,5 aylık bir dev. Oh, şöyle göstereyim size. Hakikaten çok kocaman bir aslan parçası. Gel deli, gel gel. 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 Evet. Kütük 4,5 aylık. Neyse hava sıcak. Ekibin kalan üyelerini de hemen bir an önce salalım. Aşağıya yavaş yavaş dereye inelim. Derede yüzelim değil mi? Ha? Deli misin sen? Deli deli. Deli bu, deli 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 deli. Deli bu. Bekle lan. Hemen kaderi salalım. Kızım. Gel kızım. Geç. Geç 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 geç. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. Deli gel gel gel. Gel. Gel buraya. Evet. Maalesef şansı kaybettik kardeşini, biliyorsunuz. Ama kaderin neşe sağlığı son derece yerinde. Kilosu, tüyü, formu. Her şeyi zımba gibi. Gel kızım, gel. Gel 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 gel, koş. Lan yavaş ayı, o seninle oynayabilir mi? Queen'i salalım. Geç Queen. Gel hadi, çıkın çıkın çıkın, gel 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 gel. Kader gel. Bırak Queen'in yemeğini yemeye. Geç 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 geç. Gel 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 gel. Tito. Geç sen de Titan. Yavaş deli gel. Gel deli gel gel gel. Titan gel bakayım. Tito. Gel buraya. Evet, bu da Kütüğün kız kardeşi arkadaşlar. Bunun da ismi Zilli. Ben bunun adını Zilli koydum. Çok zilli çünkü. Çok hırçın bir kız. Titan büyümüş mü? Titan'ı da bir gösterelim. Herkes Titan'ı merak ediyordu. Şöyle bakın. Titan her geçen gün büyüyor. Tito! Oğlum! Dili! Ne yapıyorsun sen? He? He? Daha dişlerini değiştirmedi. Bakın şöyle göstereyim. Dişleri yeni yeni çıkıyor. Dili bu, dili dili. Queen'i de gösterelim. Queen gel sen de buraya. Gel sen de buraya. Gel sen de buraya deli kızım. Queen de büyüdü, kocaman oldu arkadaşlar. Aslan kızım benim. Dişleri de çıktı.
5 aylığa döndü şimdi Queen. Hava inanılmaz sıcak. 38-39 derece civarında. Ben hiç vakit kaybetmeden onları şimdi dereye indiriyorum. Birazcık derede onlarla yüzeceğiz. Şu anda civciv böceklerin sesi geliyor mu bilmiyorum, bakın. Sıcağın göstergesi. Deredeki umarım su sesi videomuzu etkilemez ama onların serinlemesi de bizim için daha önemli. Yavaş yavaş dereye geçelim arkadaşlar. Hadi deliler hadi. Hadi dereye gidiyoruz haydi. Haydi. Kader. Kız. Çirkin kız. Deliler. He? Suya geldiniz, keyfiniz yerine geldi değil mi? Hı? Aslan parçaları şimdi. Hadi kütük sen de suya. Yürü. Sen de suya haydi. Kader. Ne oldu, sıcakladın mı kızım? He? Arkadaşlar ne yaparsam yapayım kader bir türlü şu kilonun üzerine çıkmıyor. Neler veriyorum, neler yediriyorum ama artık bağırsakları nasıl etkilendiyse hayvanların. Yani bakın diğer köpeklerin kilolarına bakın. Şöyle göstereyim size. Onlar çok daha tüyleri, kiloları, her şeyleri yerinde. Ama maalesef kadere ne yaparsam yapayım bir türlü kilo almıyor. Bakalım birkaç farklı beslenme şekli daha deneyeceğim. Onunla başarabilecek miyim bilmiyorum. Tito! Deli 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 deli. Deli Tito, deli sen. Yavaş! Çek it! Hayır! Kütük çek it. Kızım. Herkes seni merak ediyor kızım. Ha? Ne oldu? Ha? Çirkin. Çirkin. Queen baya baya büyüdü. Üçü tek talıyorlar Titan'a. Gerçekten onlarla baş eder. Lan ısırma! Evet, bu sefer Queen'i ikisi birlikte daldılar. Lan ne yaptınız lan Queen'i, ne yaptınız Queen'i? Şişt. Lan bırakın lan Queen'i. Buraya arkadaşlar onlara bir havuz yaptık yüzsünler diye. Titan bir yüzsün. Yüzsün. Titan yüzsün. Yüzmeyi biliyor mu Titan? Titan nereye? Nereye? Lan ısırmayın adamı. Vallahi arkadaşlar hakikaten bu dere bizim için çok büyük bir avantaj. Çiftliğin yaklaşık 100 metre yanında bir akarsuyun olması hakikaten köpekler için süper. Sıra kaderde. Aman dikkat. Dur. Selim. Kader de at. O da derine. Hadi bakalım serinleme zamanı. Bu daha iyi yüzüyor Titan'dan. Panik yapmadı. Sıra Queen'de. Gel. Serin dedin mi kızım? Kaldırabilecek misin bakalım Selim? Hadi bir de kütüğü kaldır bakalım. Ağırlığını taşıyabileceğim mi? Evet. Sıra kütükte hakikaten kalkmıyor. 50 kilo civarında.
5 aylık olmasına rağmen gerçekten tam bir dev. Nasıl ağırlık abi? Allah telefonum ıslandı. Eyvah, telefon da gitti. Serinledin mi oğlum? Serinledin mi? Vardır bu adı. 50 var. 50-52 civarında. Sıra zillide. Çok sinirli bir köpek. Ama çok fazla sinirli. Çıkabilecek misin kızım oradan sen? Yavaş. Var mı başka? Islanmayan kaldı mı? Kalmadı. Sen kaldın Birol. Ben kaldım aynen abi. Evet değerli dostlar, evlatlardan birlikte birazcık da ben de serinleyeyim sizi ama hakikaten su nefesimi kesti. Ciddi anlamda soğuk. Burası Kızılkeşili köyünün Kızılkeşili çayı, aşağıya denize doğru akıyor. Ama hakikaten muazzam bir yer. İyi ki böyle bir yerdeyiz. Şanslıyız yani bu anlamda. Sinematik çekimler yapıyor Öztürk abi de bu arada. Her zaman. Şimdi ne yapacağım? Yavaş yavaş sırayla evlatları suya biraz maruz bırakacağım. Korkularını yenmeleri için patilerinden tutacağım onları. Biraz daha uzun süre geçirmelerini sağlayacağım suda. Bakalım, kaderle başlayalım. Aralarındaki en masum ve en güçsüz olduğu için onu çok uzun tutmayacağım suda. Şimdi kader alıp devam edeceğiz. Tamam. Sakin, tamam. Tamam, yok bir şey. Bak, bir sorun yok, tamam. Tamam. Bak, öyle yaparsan beni çizersin ama. Hayır, yapmaman gerekiyor. Dur. Dur, öyle yapmaman gerekiyor. Dur kızım, dur, dur, dur. Dur kızım, bak, tamam. Bir sorun yok. Hakikaten su soğuk. Titremeye başladı, üşümesin. Kaderi göndereceğim. Tamam, sen çık. Sen çık, buyurun. Hayır. Sen git bize. Ulan diyor. Kader. Küçük geldi. Küçük sakin. Bak dur dur. Patilerini tutacağım, bana güveneceksin. Hayır. Sakin. Sakin. Tamam. Tamam. Yok bir şey. Bir sorun yok. Yemin mi? Sakin. Özellikle biraz daha sudan fazla vakit geçiştiriyorum. Bir sonraki turda da ilgilerini çekecek bir oyuncak kullanacağım. Suya girmeleri için. Yavaş yavaş suya kendiliğinden girer hale gelecekler arkadaşlar. Su da gerçekten soğuk. O da biraz köpekler etkili ama hakikaten bu sıcak havada aslında onlara bir ödül gibi geliyor bu. Umarım su şırıltısı sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü akar su var. İnşallah ses iyi çıkıyordur lan. Dur dur deli dur, sakin, yok bir şey, tamam, sakin. Sakin, tamam, bak, tamam. Tamam, gerilme, sakin. Dağıstan volka dağılır. Lan bir dur dur, tamam dur. Dur dur, tamam. Hadi git. Yırttın karnını. Görüyorsunuz bacaklarım ne hale getirdiler. Bir de bu tarafa al bak. Neyse. Ama inanıyorum ki birkaç denemeden sonra kendiliğinden suya girir hale gelecekler. Titan. Ya bu adam bu, yemin ediyorum bak. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Dik kulaklarını. İkinci, üçüncüye girdikleri için suya üşümeye başladılar. Tamam oğlum, tamam. Senin zaten su korkun, yavaş yavaş yeniyorsun sen. Ya ne güzel duruyor gerçekten. Sana hastayım hatta. Sana hastayım. Muhammed'e gerçekten tekrardan sonsuz teşekkürler. Böyle bir evlat. Tamam, üşüdün mü? Üşüdün mü? Tamam, video çekeceğiz diye seni üşütmeyelim. Git. Tamam, üşüdün. Üşüdün, hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü oğlum, yürü. Sakin, tamam. Sakin. Yok bir şey. Evet, Titan'ın kankası Queen. Gerçekten tam bir ekürüler yani. İkisi ayrılmaz bir dostlukları var aralarında. Çok iyi anlaşıyorlar. Kızım sakin, ne yaptın kafanı lan? Böyle deve kuşu gibi yaptın. He? Korktun mu? Ne oldu? Senden sonra da zilliyi alacağım. Sudan korkmaman gerekiyor. Tamam mı? Suda bir sorun yok. Tamam, tamam. Tamam kızım. Sakin, sakin. Bak bir sorun yok. Çizme beni, tamam mı? Bak. Tutuyorum seni. Tamam, 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 tamam. Aferin benim kızım. Hakikaten hepsi birbirinden akıllılar aslında. Hepsi birbirinden de güzeller. Yavaş yavaş suya da maruz kaldılar. Tamam, hayır. Sakin kızım, sakin. Seni de salacağım. Şimdi arkadaşlar zilliyi alacağım. Zilliyi de suya sokup yavaş yavaş size veda edeceğim. Bugün güzel bir gündü. Evlatlarla birlikte yüzdük. O sıcak yaz gününde onları biraz serinlettik. Farkındayım. Yazın herkes şu anda tatilde, dışarıdalar. İzlenmelerimizde bu anlamda bir düşüş var. Herkesin izlenmesinde düşüş var.
Ama benim açımdan bu beni üzmüyor. Daha da çok mutlu ediyor. Çünkü niye? Herkesin birazcık dışarıda sokakta vakit geçirmeye hakkı var. Pandemi sürecinde kapandık. Umarım herkesin yaz tatili keyifli geçiyordur. Bizimki gördüğünüz gibi böyle geçiyor. Yaşadığımız yerden dolayı avantajlıyız. Zilli geldi. Şimdi zilliyle kapanış yapacağız. Biraz sakin ya. Ne var bu kadar ya? Niye korkuyorsun kızım sudan ya? Acayip tedirgin oldu. Bak bir sorun yok. Bakıyor musun? Hiçbir sorun yok. Sen biraz fazla vakit geçir zilli. Korkma, korkma. Tamam, korkma. Korkma. Bak bir sorun yok. Görüyor musun? Bak vücudun şu an her yanında su değiyor. Yerin mi? Tamam. 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 Kurt gibi ağzı var bunun da. Arkadaşlar Dağıstan Volkodavlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim size. Bunlar da çoban köpekleri. Nasıl söyleyeyim? Gürcistan'ın üstü, Rusya'nın altı olan bir bölge Dağıstan. Haritadan da bakabilirsiniz. O bölgenin çoban köpekleri bunlar. Tamam kızım, sen de mi üşüdün? Sen de mi üşüdün? Tamam, seni de salacağım şimdi. Birazcık daha suda kal. Biraz daha suyu içtir. Tamam. Ondan sonra salacağım seni. Evet, evlatlarla birlikte güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Ben de soğuktan dolayı birazcık motivasyonumu kaybettim. Cümleleri doğru kurabiliyor muyum bilmiyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi çiftlikteki sayıyı arttıracağız. 6 kafes daha gelecek. Toplamda 14 köpek olacak. Tamam üşümüşsün kızım. Sen 14 köpeğimiz olacak. 14 köpekle birlikte aynı zamanda güvercinler ve farklı hayvanlar da çiftliğe gelecek. Eylül sonu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet.